İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber özel açıklamalarda bulunduğuna dair bir son dakika notu düşmüşüz ekrana. Şehit çocuklarının attığı mesajlar kalbime dokundu açıklamasında bulunmuş Sayın Süleyman Soylu. Dün akşam saatlerinde istifa kararını açıklamasının ardından çok büyük bir... Halk desteğiyle e, karşılaşmıştı İçişleri Bakanı. Şimdi e, bu özel röportajın sahibi ATV Ankara temsilcisi Şebnem Bursalı ile konuşacağız. E, Sayın Soylun'un vermiş olduğu mesajları. Şebnem Bursalı hoş geldiniz yayına. Neler söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İyi yayınlar Banuel. Evet, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik az önce. Kendisine işte dün yaşananlarla ilgili hem gelişmeleri ve detayları konuşma fırsatımız oldu. Hem de A Haber'e özel bir açıklama yapmasını istedik. Dört ana başlıkta neyin etkilediğini sordum. Yani bu sizi bir bu istifaya götüren bir süreç var. Belli ki Cuma gecesi yaşananlar ama işte iki buçuk saat içinde neler yaşandı ki siz bu iki buçuk saat içinde neden bu fikrinizi değiştirdiniz diye sordum. Gerçi saatler önce bir, bir, birkaç saat önce bir açıklama yaptı Bakan Soylu ama daha da özel açıklamaları da A Haber aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istedi. Dört ana başlıkta Sayın Sayın Soyluyu istifadan döndüren gerekçeleri söyleyebiliriz. İlki e, aynen kendi ifadeleriyle söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde yaşadığımız koronavirüsü kastederek söyledi. Büyük badirenin içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insani boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bir gane kalınması sorumsuzluk olurdu dedi. Yani e, kendisinin istifadan vazgeçmesi noktasında daki en büyük gerekçesi Sayın Cumhurbaşkanının bu süreçteki tutumu ve tutumu olduğunu söyledi. İkincisi milletimizin cuma gecesi yaşananları samimiyet yaşananlara samimiyetle bak naqısa olarak kabul etmesi olayın tamamına e, samimiyetle bakması ve yaşananlarla yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmemde önemli etki ve katkı yaptı dedi. Üçüncüsü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam asıl kayıtsız ve sorumsuz olurdu dedi. Dördüncüsü de biraz önce senin de habere bana pas atarken bahsettiğin cümle şehit çocukları bu kararı almasında önemli etken olmuş ve aynen şöyle dedi kendi telefonları kapalıydı dün gece boyunca Süleyman Soylu'nun eşinin telefonlarına ve özel kalem müdüresinin telefonuna müdürünün telefonlarına mesaj atmış şehit çocukları ve o mesajlar kalbime dokundu. Bir biz zaten babasız kaldık. Bizi bir kez daha babasız bırakma diye mesaj atmışlar ve e, Sayın Soyluyu e, istifa kararından vazgeçiren en önemli dört etkenin bu olduğunu söyledi. A habere özel açıklamalarla. Biraz sonra da belki de şu dakikalarda gerçekleşiyor. Çünkü Bakanlar Kurulu'na girmeden önce görüşeceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak ayrıca bu süreçte şahsına ve sürece gösterdiği hassasiyet ve özenle ilgili ve yaptığı açıklamayla ilgili de teşekkür edeceğini de bir telefon görüşmesi gerçekleşeceğini de söyledi Bahçeli. Evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ATV Ankara temsilcimiz Şebnem Bursalı'ya özel açıklamalarını yine Şebnem Bursal'dan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.